Bugün 3 Mayıs 2024 Cuma. Hoş geldiniz. 31 Mart seçimlerinin üstünden sadece bir ay geçmesine rağmen an itibarıyla Özgür Özel, Tayyip Erdoğan'a figüran hatta teslim olmuş durumda. Öyle olmazsa dün yapılan görüşmenin içeriği gizlenir miydi? Tayyip Erdoğan açıklama yapılmasın dedi. Özgür Özel de emredersiniz karşılığını verdi. Pardon ama özelle Erdoğan başka bir ülkeye savaş ilan etme kararını mı görüştü de açıklama yapılmadı yapılmıyor. Konuşulan konu yeni anayasa gibi iç sorunlar değil mi? Bunları gizlemenin ne anlamı var açıklayabilecek biri var mı? Belli Tayyip Erdoğan konuşulanlar açıklanırsa kurduğu oyun bozulur endişesiyle yasak getirdi. Özgür Özel de buna baş üstüne efendim dedi. Değerli dostlar çok açık ve net. Tayyip Erdoğan bir oyun kurdu ve Özgür Özel'i o oyunda oynatıyor. Erdoğan'ın kurduğu oyun ne derseniz sadece gerçek gündemi örtmek değil, aynı zamanda ezik Özgür Özel'i gazlamaktır. Evet, biten tükenen Erdoğan son çare diyerek göle maya çalma misali, Özgür Özeli, Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş'ın karşısına çıkarıp, Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve muhalefeti içeriden sabote etmeye çalışıyor. Ve heyhat, Özgür Özel bu oltaya anında takıldı. Seçimden sadece 30 gün sonra Özgür Özel, İmamoğlu'yla Mansur Yavaş'a alenen bayrak açmış oldu bunların olacağını bir ay önce söylemiştik ki arşivimde var ancak çok erken değil mi Özgür Bey? Hadise tartışmasız olarak Özgür Özel'in Cumhurbaşkanlığı adaylığını İmamoğlu'yla Mansur Yavaş'a bırakmam bakışıdır. Bu karardan hareketle Özgür Özel ön alma ve popüler olma peşindedir. Aklınca Tayyip Erdoğan'la diyalog kurup kişisel popülaritesini yükseltecek Osman Kavala'ları, Can Atalay'ları ve 28 Şubat generallerini pazarlıkla serbest bıraktırıp güya CHP kamuoyuna kendini kanıtlayacak ve kahraman olacak. Evet, Özgür Özel'in tek amacı ajandası kendini parlatmak, İmamoğlu'yla Mansur Yavaş'ın popülaritesine yaklaşmaktır önceliği asla Türkiye ve Tayyip Erdoğan'ın gönderilmesi değil, kişisel hesaplarıdır. Bundan dolayı resmen bitip tükenen Tayyip Erdoğan'ın imdadına koştu. Seçimden önce ifade ettim, yine uyarıyorum. Bir ay gibi kısa zaman diliminde bunu yapan Özgür Özel, seçimlerin yapılacağı 2028'e kadar yani 50 küsür ayda Göreceksiniz daha neler neler yapacak. Evet yeni bir Kılıçdaroğlu hırsına ve egoizmine hazır olun diyorum. Lamu cimi yok. Özgür Özel'in nihai hedefi söyledim İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı ekarte edip 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olmak. Tayyip Erdoğan zaten bunu gördüğü için bir ay önce Özgür Efendi dediği Özgür Özel'i şimdi muhatap alıyor, randevu veriyor. Keza izaha muhtaç yani meşhul bir isim olan Bülent Arınç bundan dolayı durduk yerde Özgür Özel'i övmeye ve gazlamaya başladı. Hayır öyle değilse biri çıksın söylesin Erdoğan Özgür Özel'i adam yerine koyup muhatap alır mıydı ki 8 yıldır CHP Genel Başkanlığı'yla hiç görüşmedi ve Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Belediye Başkanlığını da kabul etmedi. Bunun adı Özgür Özel'in iktidarla işbirliği yapması ve Tayyip Erdoğan'ın kayığına binmesi değil mi? Tek derdi iktidarını korumak olan Tayyip Erdoğan'ın imdadına koşulmuştur. Değilse içeride ve dışarıda köşeye sıkışan Erdoğan'la kurulan bu diyalog ve yapılan ziyaretin nedir açıklaması? Özgür özel bunları yaparak kişisel şovları yapmak dışında partisi adına söyleyin ne elde edecek? Bu süreçte AKP daha mı zayıflayacak? İktidardan daha mı çabuk gidecek? Hayır, tam tersine özgür özel AKP'ye zaman tanıyor, kredi veriyor, önünü açıyor. Özel'in yapması gereken AKP'nin ekonomik yıkımlarına karşı alternatif politikalar üretip halka güven vermek iken o Erdoğan'ı kurtarma çabasında. Tek amacı da ifade ettim, kendini cumhurbaşkanı adayı yapmak. Tekrar ediyorum, öyle değilse dün konuşulanları gizli tutmak neden Değerli dostlar maalesef gördüğünüz gibi yağmurdan yani Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kaçarken doluya tutulduk. Kılıçdaroğlu'nun onlarca yanlışına rağmen en azından Tayyip Erdoğan'a karşı bir duruşu, bir tavrı vardı. Özgür özel de o da yok. En vahim olanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart'ta aldığı oyu bile okuyamıyor, değerlendiremiyor, kendine pay çıkarıyor. Oysa o oylarda ekonomik yıkım var. Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş'ın yarattığı rüzgar var. Özgür Özel'in o sonuçta binde bir oranında bile katkısı yok. Tersine PKK'lı sanatçının elini öpmesiyle, Şehzade susmasıyla... Oy bile götürdü, oy bile kaybettirdi. Bu arada sormak istiyorum Namuktan dünkü toplantıya niye çağrıldı? Niye vardı o toplantıda? Tutanak tutması diye aşıklandıysa, neden tuttuğu notlar aşıklanmadı? Cevap ver Özgür Özel, Tayyip Erdoğan konuşulanlar aşıklanmasın dediği için aşıklanmaması Erdoğan'a teslim olmak anlamına gelmiyor mu? Şunu da ilave edeyim. Can Atalay ve Osman Kavala gibilerin serbest bırakılması Cumhuriyet Halk Partisini halk nezdinde, kitleler nezdinde yükseltmez. Halkın gündemi o değil. Ayrıca bugünkü hukuk düzeni var oldukça Can Atalay'ların serbest bırakılmasının büyük resimde bir anlamı da yok. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa zaten bu isimler bırakılsın diye baskı yapmakta Belli ki AKP onları mecburen serbest bırakacak. Öyleyken bunu CHP ile pazarlık da malzeme yapıp karşılığında ödün almak istiyor. Özetle Tayyip Erdoğan'la masaya oturmak baştan ona teslim olmaktır. Erdoğan kazanamayacağı bir oyunun masasına oturmaz. Komedi, görüşmedeki boş sandalyenin tartışılması ki bunun adı ağacı değil, yaprağını konuşmaktır. Erdoğan, boş sandalye ile Özgür Özel'e seviyemde değilsin dedi. Hadise o. Ez cümle Özgür Özel'in sebep olduğu rezalete bakar mısınız? Bitip tükenen köşeye sıkışan ve psikolojik yıkım yaşayan Tayyip Erdoğan'ı yeniden zihinlerde var etti. Yeniden zihinlerde canlandırdı. Yapılan görüşme Tayyip Erdoğan'sız Türkiye'de bir şey olmaz mesajını veriyor. Endişem Erdoğan'ın toy eczacı kalfası özgürü alınacak acıtıcı ekonomik kararlarına bile ortak etmesidir. Bu kadarı da olmaz demeyin. Durduk yerde kuyuya düşen Erdoğan'a ip sarkıtan her şey yapar. Bundan ötürü sürekli olarak Tayyip Erdoğan'ın en büyük şansı CHP genel başkanları ve parti yönetimleri diyoruz. CHP'yi epeydir partiye oy verenleri temsil edenler değil, marjinal bir görüşün uzantıları yönetiyor ki bu kafaya göre Can Atalay gibilerini bırak, gerisi serbesttir. Yanlış anlaşılmasın, Can Atalaylar elbette serbest bırakılmalı ancak asıl problem o değil, onu durduk yerde zindanda tutan zihniyetin süpürülmesidir. Bu arada Özgür Özel, Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na gideceğini de açıkladı. Görüş alışverişi elbette olmalı da bu arkadaşa bu işin böyle olmayacağını birileri anlatmalı. Ne yani bu özgür çok affedersiniz kenefe giderken bile eski genel başkanlarına mı danışacak böyle liderlik olur mu? Ayrıca o eski genel başkanların tamamı ikinci sınıf yani kurultayda kaybedip çöpe atılan isimler. Hülasa değerli seyircilerim önümüzdeki dönemde sadece Tayyip Erdoğan'la değil Özgür Özel'le de mücadele etmek gerekecek. Gündemdeki diğer satır başları da şöyle. Numan Kurtulmuş dün İyi Parti'den Dem Parti ve Saadet Partili temsilcilerle konuştu ki gündem yeni anayasaydı. Söz konusu partilerin açıklamasına göre somut bir teklif yapılmamış, niyet beyanı deklare edilmiş. Bunun okuması anlamı Tayyip Erdoğan'ın anayasa ve CHP bağlamında oyun kurduğunun bir başka göstergesi. Öyle ya, meclis başkanı anayasa değişikliği için bir görüşme yapıyorsa içini doldurmak zorunda değil mi? Milliyetçi Hareket Partisi'nde ise bilinen şeylerin tekrarı var. Ümit Özdağ, Devlet Bahçeli'ye yaptığı normal bir eleştiri sonrası MHP Genel Başkan Yardımcıları tarafından boy hedefi yapıldı. Öyle ki resmen hakaret ve küfürler söz konusu. Şaşırmadık çünkü Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanlarının tek işi Bahçeli'ye fedailiktir. Onlar da genel başkanları misali enflasyonla, yoksullukla, ekonomik yıkımla, dış politikadaki teslimiyetle ilgili değiller.'' Bahçeli zaten biliyorsunuz artık tek yaptığı Tayyip Erdoğan'a arka çıkmak, ona sahiplenmek. Pardon ama o zaman bu Milliyetçi Hareket Partisi niye var? Katılsın o zaman AKP'ye. MHP gibi önemli bir parti ve ideolojik bir hareket. Bahçeli gibi birine nasıl ve niçin esir düşer? Bunun açıklaması, bunun cevabı yoktur. Gelelim Melih Gökçe'nin dün yaptığına. Bu adam kendini rezil etmeye devam ediyor. Ankara'da yaşanan son sel sonrası Mansur Yavaş'ı hedef göstermek için bir fotoğraf paylaştı. Ancak paylaştığı fotoğraf Mansur Bey döneminden değil kendi başkanlık yıllarında. Eee niyet kötü olunca sonuçta rezil olmak oluyor. Ya Meli sen çık önce 850 milyon dolarlık sözde Anka Park'ın hesabını versene. Böylesine büyük bir parayla yeni bir şehir kurulur, yeni bir şehir var edilir. Öyleyken sen bir park bile yapmadın zira an itibarıyla ortada Anka Park diye bir şey yok. Cevap ver, nerede o park, nerede o paralar?'' Bunun hesabından kurtulmak için Mansur Yavaş'a saldırıyorsun bu ortada. Fakat bu faciadan kurtuluş yok. Eninde sonunda yargının karşısına çıkacaksın. Bir başka haber, Türkiye nihayet İsrail ile ticaretini tamamen kesmiş. Haberi veren uluslararası ekonomi ajansları. Pardon, madem böyle olacaktı, 6 ay beklemek neden? 35 bin kişi öldükten sonra ticareti kessen ne olur, kesmesen ne olur? AKP iktidarı yeni aldığı kararla asla tarihi sorumluluktan kurtulamayacak. Bu arada dün medyada haber oldu, işçiler Taksim'e çıkmasın diye 42 bin güvenlik elemanı görevlendirilmiş. İktidar Taksim'e gösterdiği bu hassasiyeti keşke sınırlarımızın korunmasına gösterseydi de 10 milyon sığınmacıya set olsaydı. Son bir şey Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dedi ki Audi marka aracı ihtiyaç için kiraladı. 16 milyonluk delüks arabayı günlüğü 40 bin liraya kiralamak nasıl bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor Ali Efendi? Aynı Erbaş Arapçayı da çok iyi biliyorum ifadesini kullandı. Madem öyle Arapça soru soran muhabirin sorusunu neden Türkçe'ye çevirttin? Bu diyalogçu Ali Erbaş'ı Arapça sınavına sokalım diyeceğim de kim yapacak bunu? Özetle bu adam hala nasıl konuşabiliyor ve okurumun başında nasıl kalabiliyor? Neden istifa etmiyor ya da ettirilmiyor? noktalarken lütfen videomu paylaşın ve beğenin. Bunun size maddi manevi hiçbir külfeti yok.